Evet, bugün inşallah ilk sahurumuza kalkacağız. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş Ramazan ayında yapılacak olan faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulunarak, Eyyubiye'nin dezavantajlı bir ilçe olduğunu belirterek ciddi manada gıda dağıtımı yapacaklarını belirtti. Malumunuz Eyyubiye ilçemiz Türkiye'nin en dezavantajlı ilçesi. Eyyubiye ilçemiz ihtiyaç sahiplerinin yoğun olduğu bir ilçe. Bakıma muhtaç aile sayısının fazla olduğu bir ilçe. Başkan Kuş Ramazan Bayramı'nda da kıyafet dağıtımı yapacaklarını belirterek, öncelikli olarak yetim çocuklar olmak üzere kıyafet yardımımız da olacak gıda dedi. Alımlarımızı yaptık. Ciddi manada gıda dağıtımı yapacağız. İhtiyaç sahiplerine dokunmadığımız inşallah ev, aile kalmayacak. Yine bunun yanı sıra malumunuz bir önce de ifade ettiğimiz gibi bakıma muhtaç olan çok fazla aile var. İşte bazı evlerde tek başına yaşayan yaşlı amcalarımız, bazı evlerde tek başına yaşayan yaşlı annelerimiz, bazı evlerde yine yalnız yaşayan engelli kardeşlerimiz, ağabeylerimiz var. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili de Edesa TV'ye açıklamalarda bulunarak Karaköprü'de çeşitli etkinliklerin yapılacağını belirtti. Türkiye'ye, tüm İslam alemine, tüm Müslümanlara öncelikle hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Malumdur Ramazan ayı öncelikle İslam dünyası için önemli bir ay olmasıyla birlikte yapılan duaların makbul, yapılan öncelikle dualarla birlikte insanların maneviyatını doruk seviyede yaşadığı bir ay. Vatandaşlara çağrıda bulunan Baydilli, herkesi yapılacak olan etkinliklere davet etti. Biliyorsunuz öncelikle pandemi süreciyle birlikte biz Ramazan aylarını geçen yıl ne yazık ki böyle doya doya vasfına uygun bir şekilde kutlayamadık. Ama bu yıl inşallah artık pandemi sorununun hemen hemen bittiğine inanarak bu konuda Ramazan ayında Karaköprü'de çeşitli etkinliklerle inşallah manevi bir şekilde dolu dolu geçirecek. Gerek vereceğimiz konserlerle, gerekse yine bunun yanında öncelikle kadınlarımıza yönelik, çocuklarımıza yönelik eğlenebilecekleri güzel ortamlarla Karaköprü'müzde en iyi şekilde Ramazan ayını kutlayacağız ve Karaköprü Belediyesi'nin etkinliklerine bu yılda inşallah devam edeceğiz.